İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bako Sağken Paris'teki Fransa Arsak Dostluk Birliği üyeleriyle buluştu. Arsak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı John Bolton'un beklentileri gerçekçi değil. Buluş'ta Türkler tarafından desteklenen terör unsurlara karşı kitle gösterileri. Türkiye'nin AB'ye katılımıyla ilgili tartışmalar ertelenecek. Silopi'de 2000 kişi 4 gündür susuz. Babert ve Dersim'deki okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Artos dağı. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Enformasyon Departmanlığından yapılan açıklamaya göre, Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, Paris'te Fransa Arsak Dostluk Birliği üyeleriyle 14 Kasım'da bir görüşmede bulundu. Devlet Başkanı Saakyan, Fransa ile ilişkilerin geliştirilmesi, Artsak dış politikasının temel doğrultularından biri olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesine yönelik çabalar için birlik üyelerine şükranlarını ifade etti. Arçak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mas İsmailyan, ülkesindeki Azat Artsakh adlı gazeteye verdiği röportajda Bolton'un ziyaretine değinerek ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un beklentilerinin gerçekçi olmadığını vurguladı. Arçak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mas İsmailyan, Bolton'un Ermenistan'da Aralık ayında gerçekleşecek parlamento seçimlerinden sonra Nikol Paşinyan'ın elindeki kozunun güçleneceği ve Böylece aralarında Karabağ sorununun çözümü de dahil bazı doğrultularda kararlı adımlar atacağı şeklindeki açıklamasına, Artsak Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti'nin çözüme yönelik duruşlarının kesin olduğu cevabını verdi. Artsak Dışişleri Bakanı Mailyan, Artsak Cumhuriyeti hükümetleri yıllar süresince görüşmelerin üçlü formatta gerçekleştirilmesine geri dönülmesini kararlı bir şekilde savunmuştur. Barışçıl çözümün desteklenmesi ve bu süreçte etkinliğin sağlanması için tek garantinin Artsak Cumhuriyeti'nin doğrudan ve tam katılımının sağlanmasıdır. Çözüm her şeyden önce Artsak halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınmasına dayanmalıdır. John Bolton'un Azeri Karabağ sorununun çözümü ile ilgili beklentilerine gelince onlar farklı nedenlerden dolayı gerçekçi değiller dedi. Kilikya kaynaklı habere göre Suriye'deki Halep eyaletinin Jarablus şehri sakinleri, Fırat Kalkanı operasyonundaki terörist unsurlarına karşı protesto gösterilerinde bulunarak bu grupların şehrin çevresindeki varlıklarının durdurulmasını istemişlerdir. Fars News adlı ajansın belirttiğine göre Halep eyaletinin kuzeybatısında bulunan Jarablus şehrinde toplu taşıt aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi ölmüş pek çok da yaralı mevcut. Cerablus şehri doğrudan Ankara tarafından yönetilen Fırat Kalkanı operasyonuna katılan teröristler tarafından kontrol edilmektedir. Suriye muhalefeti Suriye İnsan Hakları Merkezi ile birlikte yaptıkları açıklamada şehrin mevcut güvenlik eksikliğinden dolayı bir tiyatro sahnesi haline dönüştüğünü belirttiler. Suriye İnsan Hakları Merkezi Ankara'da konuşlanmış alt bölümlerin adam kaçırma, suikast ve silahlı saldırıların yaygınlaştığı kenti sakinleştiremediğine dikkat çekti. Şehrin sakinleri patlayıcılar ve intihar bombacılar tarafından son saldırılara maruz kaldıklarından Türkiye'de üstlenen gruplara bir çağrıda bulunarak kendi üstlerini yerleşim birimlerinden uzak tutmalarını talep etti. Suriye Özgür Ordusu zaten iki yıldan beri Ankara'nın desteğiyle saldırıda bulunduğu Suriye'nin kuzeyindeki Jarablus şehrinin kontrol altında olduğunu iddia etti. Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında pratikte donmuş olan katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunacak. Avrupa Parlamentosu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde dönüm noktası olabilecek bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Docevelle Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Peri tarafından kaleme alınan ve bugün Strasbourg'da açıklanan Taslak Türkiye raporunda, Kopenhag kriterlerini yerine getirmekten çıktığı gerekçesiyle Ankara ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması istendi. Avrupa Parlamentosu geçen yıl kabul ettiği Türkiye raporunda son anayasa değişikliğinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki katılım müzakerelerinin resmen askıya alınmasını isteyeceği uyarısına bulunmuştu. Söz konusu taslak raporunda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşananlar ön plana çıkıyor. Söz konusu taslak raporda yaklaşık 150 bin kişinin gözaltına alındığı, 78 bin kişinin terörizm suçlamasıyla tutuklandığı, 50 bin kişinin hapiste olduğu ve aralarında öğretmen, doktor, akademisyen, yargıç ve savcıların da bulunduğu 152 bin kamu çalışanının işten çıkarıldığı not ediliyor. Türkiye'de medya ve ifade özgürlüğü olmadığı mesajı veriliyor. Sivil toplum ve temel hak ve özgürlükler alanının daraldığına vurgu yapılıyor. Osman Kavala'nın keyfi biçimde gözaltında tutulması kınanıyor. Kürt sorununa barışçıl çözüme götürecek saygın bir siyasi sürecin ivedi olarak başlatılması çağrısında bulunuluyor. Ancak taslak rapor tüm bu eleştiri, kaygı ve çağrılara rağmen Türkiye ile köprülerin tamamen atılmasına karşı çıkıyor. Taslak rapor Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nda onaylandıktan sonra Ocak veya Şubat ayında Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda nihai oylamaya sunulacak. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı çardaklı, yamaç, sisli ve çiçekli mezarlarında bulunan su kuyularının elektriği Dicle Elektrik Dağıtım Araştırma Şirketi tarafından kesildi. 4 gün önce yaşanan kesintiye şirket elektrik borcunun ödenmemesini gerekçe gösterirken 250'ye aşkın hanenin bulunduğu ve 4000'e aşkın nüfusun yaşadığı köy ve bağlı mezralarda insanlar susuz. Mağduriyetin giderilmesi için yapılan girişimler ise şimdiye kadar bir sonuca ulaşmadı. Bu duruma tepki gösteren yurttaşlardan Musa Kert, bize neden bunu yapıyorlar dedi. Her ay kendi evlerinin elektrik borçlarını zor belada olsa ödediklerini vurgulayan Kert, eğer bize bakmayacaklarsa başka ülkeye kaydımızı yapsınlar diye konuştu. Kış aylarında susuz kaldıklarını ifade eden Kert, kesinti hakkında kendilerine herhangi bir uyarıda bulunulmadığını dile getirdi. Habertürk'ün yazdığına göre Babert ve Dersim illerindeki kar yağışı nedeniyle okullar kapatıldı. Özellikle yerel belediye organlarının kararı ile Babert ve Dersim'deki okullar iki gün boyunca açılmayacak. Yılın ilk karı sürücüler için ciddi zorluklar yarattı. Birçok dağlık yol tamamen kapandı ve şehirlerdeki trafikte de son derece zorlukla gerçekleşti. Geçtiğimiz sene yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum ilindeki yaklaşık 400 köyün tamamen kapalı olduğunu ve dış dünya ile toplum arasındaki bağların kesildiğini hatırlatalım. Batı Ermenistan kaynaklarından aldığımız bilgiye göre Artos Dağı, Toros Dağları diye anılan Ermeni Davros Dağlık Sistemi'nde yer almaktadır. Artos Dağı'nın yüksekliği 3550 metredir. Dağ yamaçları plato ve subalpiyen bitki örtüsü ile kaplıdır. Artos'un zirvesinden daha önce Bostan olarak bilinen Gayuvaş Köyü'ne, Sipan Dağı'na, Van ve onun adalarından Ahtamar ve Arder'e harika bir manzara açılır. Efsaneler Söylendiği gibi Tavros Dağları'nın boğa boynuzlarından biri Artos, diğeri Arnos olarak hatırlanır. Nuh'un gemisi Aros Dağı'na geldiğinde Hazreti Nuh'un gözlerinden yaşlar dökülür. Bundan dolayı da, da Ermenice'de gözyaşı anlamına gelen Artun kelimesinden türetilen Artos diye anılır. Zaraha'nın Aziz Nişan Kilisesi bu dağın eteğinde bulunur. Ermeni tarihçi Yeyişe'nin başı hariç vücudu bu kilisede gömülüdür. Ermeni halk folkloruna göre Yeyişe Artos Dağı'nda derviş hayatı yaşamıştır. Çobanlar onun naaşını bu kiliseye Başını ise Aziz Zoravan Kilisesi'ne gömmüşlerdir. Şahbah'ın Kırmızı İncil'i Artos Dağı'nda Şahbah adında bir köy vardı. Bir gün bu köyden bir kız rüya görür. Rüyasında kırmızı elbiseli bir kadının kırmızı at üzerine oturmuş kendisine doğru geldiğini görür ve bu kadın Artos Dağı eteğini eliyle işaret ederek bir İncil'in saklı olduğunu kendisine söyler. Kırmızılı kadın kızdan gidip oradan incili çıkarmasını ve onu nesilden nesile aktararak korumaya almasını teşvik eder. Kızın erkek kardeşi Artos Dağı'na giderek incili bulmaya çalıştı. Orada o harabe bir ev bulur. Evin köşesinde kırmızı horoz görür. O kendi gördüğünü tanrının bir işareti olarak algılar ve horozun etrafındaki alanı kazmaya başlar. Kutsal kitabı bulduktan sonra o kendi evine götürür, kırmızı kutunun içine koyar ve İncil'in etrafında meşaleler yakar. O günden sonra kendi evlerini kuvvetli kırmızı İncil'in haç yerine dönüştürür. Bir süre sonra van başpiskoposu İncil'i Vandaki Aziz Nişan Kilisesi'ne getirtir. Fakat bu durum köylülerin hoşuna gitmez ve onların ısrarı üzerine kırmızı İncil tekrardan kendi köylerine taşınır. Fakat bu sefer de o köyün merkez kilisesine konur. 1915'te Şahbah Ermenileri Van Öz Savunma Savaşları'na katılır ve siviller kendi evlerini bırakmak zorunda kalarak Doğu Ermenistan'a doğru göçerler. Fakat onların büyük bir kısmı yollarda pek çok işkencelere uğrayarak hayatlarını kaybeder. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Batı Ermenistan kültürünü tanıtma çerçevesinde Darum Sinir adlı folklor grubunu sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.